akşamlar. Gündemle ekranlardayız. Stüdyomuzda önemli bir isim bizlerle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel bizlerle. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, sıcak gündemi konuşacağız. Siz de ayağınızın tozuyla hızlıca stüdyoya giriş yaptınız. Evet. Ülke gündemi sıcak ama Ordu gündemi daha sıcak. Evet, üstümden belli oluyordu. Yayladan aşağı geliyor. Evet, sahada arazidesiniz. Gerçi evet. Sosyal medyanızda çok aktif kullanarak neler yapıyorsunuz, nasıl mesai veriyorsunuz bir milletvekili olarak herkes şahit oluyor. Biraz sıcak Ordu gündemini konuşalım istedik sizinle birlikte. Sahadasınız 7/24 Orduluların sözcüsü gibi bir milletvekili olarak dikkat çekiyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sık sık bu sorunları dile getiriyorsunuz. Evet. Bugün de özellikle geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışlar sonrası sahadaydınız. Evet. CHP'li belediyelerin olduğu yerel yönetimlerde bazı sel afeti sonrası sıkıntılar vardı. Oralarda incelemeler yaptınız. Ben bu sıcak gündemle, hazır ayağınızın tozuyla evet. da sahadan gelmişken bu gündemle başlayalım istiyorum. Nasıl geçirdiniz bugünü? Yaylalarda ne var? Selin boyutu, yani afetin boyutu ne kadar? İlk tespitler neler siz tarafından yapılan? Şimdi tam da oradan geliyorum zaten. Bu bizim Gürgentepe'nin ve Çamaş ilçemizin Bolaman'a yakın olan havzasında, hatta Fassa'nın da bir miktar Bolaman ve Ilıca havzasına kadar inen bir aşırı yağıştan dolayı bir sel felaketi, yollarda ulaşım zorluğu, bazı evlerde göçme, risk oluşturan heyelan bölgeleri, tarım arazilerinde ciddi zarar var. Hem Çamaş Belediye Başkanımız Leyla Çıtır hem de Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun'la o esnada sık iletişim kurduk. Hem Kabataş Belediye'mizden, Fassa Belediye'mizden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem Hüseyin Tavlı, Ünye Belediye Başkanımızdan da yardım aldık. Aynı zamanda yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan grup yolları vardı. Orayla ilgili de Büyükşehir Sekreterimizle görüşerek onlar da şu anda sahada çalışıyorlar. Ben o tabii sel olduğunda Ankara'daydım. Fakat yakından takip ettik. Bugün de hemen dün gece geldim ben. Milli Eğitim Komisyonumuz vardı öğretmenlik meslek evet. kanunuyla ilgili. O komisyon sona yaklaşırdı. Ben gece geldim. Sabahtan da hemen alana gittik. Hem Gürgentepe'de benim kendi köyüm Tepeköy Mahallesi'nde göçen ev vardı, zemini kapatma yollar vardı. Önce oraya gittik. Sonradan da Çamaş Belediye Başkanımızı makamda ziyaret ettik. Orada 8 mahalle sanıyorum. Orada 8 mahallede ciddi hasar var. Özellikle üreticilerin bahçelerinde zarar var. Kapalı halen 1-2 tane nokta var. Oralarda hızlı bir şekilde menfezlerin açılması lazım. Çünkü önümüzdeki günlerde tekrar bir aşırı yağış beklentisi var. Evet. Oraları hızlı bir şekilde hazırlamak lazım. Zaten bölgemizin özelliği biliyorsunuz sık sık yağmur 2014 alıyor. 2014 yılında yaşadık. Buna göre de aslında 2012'de. Hazır olmak lazım. Evet. Ama burada güzel olan şu, hem Gürgentepe Belediye'miz, Çamaş Belediye'miz, hemen Kabataş hemen dibinde o da yardımcı oldu. Üçü de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye. Ancak Fassa Belediye'mizin ve Ünye Belediye'mizin de hemen oraya destek vermesi, bir el birliği içerisinde bu işi hemen organize olmamız da güzel bir şey. Belediye Başkanımız orada işte rapor veriyor. Bakın orada bu Tepeköy Mahallesi'nde göçen bina, onun enkazı kaldırılıyor. Tabii biraz risk oluşturunca ev boşaltılmıştı. Ama bu tabii bölgede özellikle bina zeminlerinin iyi kontrol edilmesi lazım. Sık yağış aldığı için vatandaşların şöyle bir sıkıntısı var. Bu tabii tüm orduyu ilgilendiriyor. Bu 2B arazileriyle ilgili sorun temelli çözülmediği için inşaat ve ruhsat işlemlerinde ciddi sorun yaşıyorlar. Mesela burada AFAD burada bir yardımda bulunacak. Fakat AFAD tapusu olmayan bir yere tabii bir ev yapamıyor. Şimdi orayı bir an önce 2B konusunu çözmeler lazım. Gürgentepe Kaymakamımızla görüştüm. Hemen bu mahallenin, bizim Tepeköy Mahallesi'nin 2B ile ilgili sorununu öne aldılar. Sırayla çözülüyor biliyorsunuz. Hemen bu vatandaşların burada sorunlarını çözmek için. Çünkü fındık sezonu da yaklaşıyor. Sahada inceleme yaptık. Yani vatandaş doğrudan oradaki yaşadığı sıkıntıları bize anlatma imkanı buldu. Ben de oradan şimdi daha yeni geliyorum.
Çamaş Belediye Başkanımızı da şey varsa VTR'si onu da dinletebiliriz. Evet, haber birinci, olarak da biz ağızdan, evet. Söyledik, ekranlara getirdik söyledik derken haber bülteninde de yer verdik ama ses açabiliriz istersen sevgili Aykut yönetmen arkadaşım, haberini de ekranlara getirebiliriz. Çalışmalara Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Bülent Akpınar da benimle beraber eşlik etti. CHP heyeti olarak daha aktif sahada evet. Bulunuyorsunuz galiba. Özellikle de yerel seçim biraz daha motivasyon mu getirdi tabii partiye diye. Tabii bu doğaldır. Tabii ama zaten hep aslında biz Ordu'da örgüt geleneği iyi olan bir partiyiz. Yani geçmişten beri. Tabii geçmiş yıllardaki başarılarımız da söz konusu. Bu başarıları tekrar yaşama arzusunda olan, bunun için çaba gösteren bir örgütümüz var. Bu yerel seçimdeki başarıyla beraber biraz daha motive oldu tabii. Peki o zaman haberimizi izleyelim, devam edelim. Esnasında da çevirme olmaz. Kaç mahallede etkileme var başkanım? 7 mahallemizde oldu sayın vekilim. Burhan Güney'i, Yeşil Vadi, Budak, Sarıyakup, Uzun Ali, Kestane Yokuşu, Sakar Geliş hattımızda. Ana yollarımız da dahil, menfezlerimizin hepsi patladı. Budak hattı üzerinde kanyon yolumuz şu anda teslimize girişlerimiz yok. Tamamen yok Çamaş oldu. Ulaşım yok şu anda. Bunun haricinde vatandaşımızın tarım arazisi giden yerlerimiz çok fazla. Sarıyakup ve Sucalı mahallesinde aşırı derecede zarar gördüler. Heyelandan etkilenen 3 evimiz oldu toprak kaymasıyla beraber. Onları da afet bölgesine soktuk, incelemeleri yaptırdık şu anda. Bu esnada da bu felaket esnasında da çevre belediyelerimizden çok teşekkür ediyoruz. Kabataş, Gürgentepe, Ünye, Fatsa, büyükşehirimizde kendi ana arterlerinde zaten gerekli çalışmaları yaptı menfezlerde. 2-3 aracımız da selden etkilenerekten 2 makinamız büyük bir tehlike atlattı. 2 gün onunla uğraşıldı. Yani vatandaşımıza anında belediyelerimizin sayesinde, çevre belediyelerimizin sayesinde müdahalemiz güzel oldu. Mümkün mertebe yollarımızı açtık, hastalarımızı alabildik. Kötü bir sonuç doğurmadan, can ve mal kaybı olmadan atlatmaya çalışıyoruz ve ekibimiz şu anda gece gündüz sahada çalışmalarına devam ediyor. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Size. Çok teşekkür tabii ederim. Burası yağışlı, yağmurlu bir bölge. Yine böyle bir büyük yağmur gelme olasılığı var. O yüzden menfezlere falan bir an önce açtık. Evet, bir temizlemek gerekiyor. Şeyde hazırlanmak lazım. Geçmiş olsun diyelim, evet. Bir kez daha Gürgentepe'ye de büyük bir afet olmadan önlemler alınmış ama dediğiniz gibi bölgemiz riskli. Evet, heyelan riski, lazım. Sel su baskını riski taşıyan bir bölge. O yüzden belediyelerin de özellikle teakkuzda olması gerekiyor. Sizler de sahadasınız, ne güzel. Sahada olmanızı konuşmuştuk ama buradan son günlerin gündem başlığı var. Bunu da hazır sizi bulmuşken sormak isterim. Milletvekili maaşları, emekli vekil maaşları gerçekten böyle bir rakam var mı? Ya da bunlar tartışılıyorken sizin de samimiyetinize güvenerek sormak istiyorum. Yani emekli vekil maaşı ne oluyor? Ne zaman emeklilik hak ediliyor? Gerçekten maaşlarınız bu kadar yüksek mi? Şöyle maaşlar tabii ki aslında emekli ya da normal milletvekili maaşı aslında yüksek değil. Asgari ücretli ve normal emekli maaşı düşük. Yani onu özellikle söylemek lazım. Çünkü milletvekili maaşı ve emekli milletvekili maaşının çok çok üstünde alan, normalde milletvekilinden daha geride protokolde yer alan bürokratlar var. Çok yüksek mesela 400-500 alan, 300 alan. Hani böyle bir de milletvekillerinin şu anda aktif çalışırken bile mesela bize bir araç desteğimiz yok, bir yakıt desteğimiz yok, bir ulaşım desteğimiz yok. Sadece maaşımız ve şu cep telefonunun aylık ücreti o kadar. Başka bir hani şey zannediyorlar. Mesela bir şube müdürü düşün. Herhangi Ordu'daki bir müdürlüğü şube müdürü düşün. Arabası var, yakıtını kullanır, şoförü var. Mesela bizde o şekilde bir şey yok. Bütün o masrafların o verilen paranın üzerinden gittiğini söyleyebilirim. Şimdi tabii rakam 100 bin lira civarında. Şimdi zamdan sonra biraz daha artacak herhalde. Ama onun yani emin olun ben en azından şöyle söyleyeyim. Benim gibi aktif olan milletvekilinin onu yetmesi mümkün değil. Ben devamlı eksiğe gidiyorum. Hani vatandaşlar merak ediyorsa söyleyeyim. Milletvekilliği olmadan önce 2015'te 3 arabam vardı. Biri Jeep olmak üzere. 2 evim vardı. Şu anda 2 arabam var. Birini de satışa çıkarttım almak isteyen varsa. Evinde birini satışa çıkarttım. Üstüne bir şey koyamadığım gibi. Çünkü bunu döndürmek mümkün değil. Yani eğer iş adamı değilse milletvekili, ekstra bir kazancı yoksa asla bu şeyden çeviremez. Çünkü
Düğün oluyor, gitmen lazım. Cenaze oluyor, çelenk göndermen lazım. 7-24 artı, sahada çalışan bir milletvekiliniz. Yakıtın var, dolaşıyorsun, yanında götürdüğün insanların giderleri var. Bunu evin ocağın giderinden bırak, yani ona yetmesi mümkün değil. Yani gitmezsen mesela bir düğüne veya bir cenazeye bir katılım götürüp çelenk göndermezsen o da ayıplanır. Yani bizim hani bulunmak ve gitmekle ilgili yaptığımız o işleri hani bu şeyle karşılaması mümkün değil. Ama buradaki esas sorun emeklilerin ve diğer asgari ücretlerin maaşlarının düşük olması. Yalnız yanlış anlaşılan bir şey var. Onu kesin düzeltmek lazım. Normal bir vatandaş. Şimdi Meltem gidip 2 sene milletvekili yapıp milletvekili emekli olamazsın. Onu evet merak ediyorum. Yani şimdi iki dönem, 2 sene değil 2 dönem mi yapmak gerekiyor? Hayır, 2 sene. 2 sene yetiyor ama şöyle 2 sene. Siz bir şeyden emekli olacaksınız önce. Emekli primini dolduracaksınız. Mesela doktorsanız doktor olarak bitireceksiniz. Avukatsanız avukat olarak. O prim günü süresini doldurmuş olmanız tabii, şartı var. Kaç şeyse mesela bir kadın 20 sene ise 20 sene. Erkek 25 sene ise 25 sene. Kaç prim günü ise. Ben mesela 2 yıl değil 12 yıl yapsam milletvekili emekli olamıyorum. Önce bir 25 yıl olan ya da kaç prim günü ise onu doldurmam doğru gerekiyor. Ben mesela doktor olarak doktorluk yılımı dolduruyorum. Bunun 2 yılını milletvekili olarak yapmışsam doktor emeklisi yerine milletvekili emeklisine dönüyorum. Mesela ben Rıdvan kardeşim beni affetsin. Rıdvan kardeşim Yalçın hem de 2 yıl değil 5 yıl milletvekili yaptı. Milletvekili yaptıktan 10 sene sonra hala emekli değildi. Olamadı. O primlerini tamamlaması gerekiyordu. Milletvekili olamadı bakın. Yani şöyle sanıyor vatandaş, hiçbir işi gücü yok adam mesela, hiç çalışmamış. 2 sene milletvekili yapınca milletvekili emekli. Hayır. Herkes gibi, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi SGK'daki evet, prim gününü bile bilmiyordum mesela. Dolduracak. SGK'daki prim günü doldurmazsa milletvekili 15 sene de yapsa, 20 sene de yapsa milletvekili emeklisi olamıyor yani. Yani gittik TBMM'ye 2 yıl oturduk o koltukta. Hayır. Emekli değiliz. Önce, mesela ben oraya emekli olarak gittim. Doktor evet. Emekli oldum mesela doktorluktan, milletvekili hı-hı değilim. Üstüne de 2 yıl doktorluk yapıyorum. O saate kadar doktor emeklisiyken milletvekili olduktan sonra 2 sene de yaptıktan sonra doktor emekli milletvekili emekline dönüyor. Bu hepsi. Evet. Sayın Adıgüzel biraz süremiz de kısıtlı çünkü ulusal ekranlarda da çok sık görüyoruz sizleri. Gerçekten gündeme dair önemli yorumlarınızla katkılarda bulunuyorsunuz ulusal mecralarda da. Bunun artıları oluyor mu? Yani ki şöyle ben geçen akşam da sizin nezdinizde anlattım. Yıllar sonra ben bir Gökçeada'ya gitmiştim çocukluğumun geçtiği yeri. Çok alakasız bir şekilde sizi tanıyan insanlar vardı. Hatta sizi de aramıştım. Açıp konuşmuştunuz insanlarla. Çok da evet mutlu olmuşlardı. Evet. Yani tanınan bir milletvekiliydiniz. Şimdi ulusal mecralarda yorumlarınız size nasıl bir katkı sağlıyor ya da nasıl dönüşler alıyorsunuz? Ya şöyle eksisi var artısı var açıkçası. Mesela ben hani hakikaten İstanbul sokağında olsun Van'a gidiyorum. Van sokağında Erzurum'da hani tanınabiliyor, tanıyorlar ve biraz da normal yürümekte zorlanıyorsunuz hakikaten işte. Tabii güzel şeyler, resim çektirmek isteyen oluyor, sohbet etmek isteyen evet oluyor. Özellikle tabii bize oy veren kesime yakınsa biraz daha fazla tanıyor. Çünkü televizyonlar genellikle bizim mecralar ama ben hani biraz da artık sağ kesimin izlediği veya ortalama televizyonlara da çıktığım için orada hemen hemen herkes tanıyor. Tabii şöyle bir artısı var. Mesela vatandaş bir problem iletiyor bana, orduyla ilgili olsun veya başka bir şey. Bürokrasi de tanıyor sizi. Hani hükümet kanadı da tanıyor sizi. Hani biraz daha sesiniz güçlü oluyor. Mesela ben önceki dönemlere göre hem ordu bürokrasisinde olsun hem de Türkiye bürokrasisinde telefonumun çok daha rahat açıldığını ve çözüm üretmek konusunda hakikaten samimi davrandıklarını görüyorum. Tabi bu bizim yapıcı şeyimizden de kaynaklanıyor. Şimdi az önce bir ismini vermeyeceğim bir ordunun üst düzey bürokratı bana şöyle bir şey söyledi. Tabii bürokrasiyi tanıdığı için Ankara hükümet bürokrasisini de iyi tanıdığı için. Ya dedi çok sert konuşuyorsun normalde, çok sivri konuşuyorsun. Böyle yani oldukça da belki bazen de yaralayıcı konuşuyorsun. Ama dedi inanılmaz seni seviyorlar şeyden, iktidar tarafından. Bu neye borçlusun? Hani ben çünkü samimiyim ben. Şu cümle önemli bence. Samimi bir öfke sahtekar gülücükten, samimi olmayan riyakar bir
Gülücük'ten, Gülüş'ten çok daha evladır. Tamam, ben de not ettim bunu, evet. Şu an çok güzel. Şöyle, yani eğer samimiyseniz, samimiyet. Halkın kızdığı, sinirlendiği şeye sizin de sinirlenmeniz doğaldır milletvekili de olsa. Çünkü onu hissediyorsunuzdur. Evet. Gülerken de hakikaten gülünmesi gereken şeye gülüyorsanız. Şimdi gülünmeyecek bir şey de böyle hani gülümsersen o gülümse o sırıtma olur o. O da samimi bulunmaz. Şimdi ben bir de öfkesini çok içinde tutan birisi değil mi? Karadeniz gibiyim aynı Karadenizli olarak. Şimdi bu iktidar tarafında görülüyor bu. Mesela ben kızdığım şeye haklı oldum biliyor onlar. Onlar söylemiyor, ben söylüyorum. İşte Karşıma aslında burada da objektiflere yansıyor. Konuşurken mesela iktidar milletvekilleriyle bulunduğunuz programlarda böyle latife gibi nüanslar da oluyor objektiflere yansıyan aranızda. Evet, şimdi mesela konuşacağız biraz sonra Perşembe Yaylası mesela. Şimdi Perşembe Yaylası'na bu yapılan onca benim yani yüzümde gülücük olması, gülümseme olması mümkün değil ki yani. Ben onu hani sonuçta iktidar vekilinin de sorunu aynı sorun. Ben de sorunum aynı sorun. Oradaki bütün herkesin sorunu Perşembe Yaylası. Şimdi bununla ilgili hissettiğinizi yüzüne yansıması doğaldır. Yani işte onu yapamıyoruz. Tabii onlar bunu bildiği için hükümet kanadı ya bizi samimi buluyor. Mesela ben en çok tartıştığım insanlar bile tartıştıktan sonra mesela televizyon programında koluma girip telefonumu alıyorlar. Samimi daha çok sohbet ediyorum. Mesela Hacı Yakışıklı'yla çok tartışıyorum mesela. Evet. Hacı Yakışıklı sonra telefonunu kendi aldı, sohbet ediyoruz. Yine Ali Bey var, eski Sivas milletvekili, AK Partili, ondan çok çıkıyoruz mesela. Dışarıda mesela babamla daha önce arıcılıktan tanışmışlar. Bak kızar, işte beni sinirlendirsen babana seni şikayet ederim falan diye söyler rahmetli babama. Böyle sempatik ilişkiler de oluyor. Yani orada o kavga gürültü dışarıda devam etmiyor. Devam etmiyor, önemli olan da bu. Onların bir kısmı da yapması gerekeni yapıyor açıkçası. Ben biraz şey yapmaya çalışıyorum Meltem. İçeriği dolu, biraz akademik olmaya, hani veriler üzerinden, gerçekler üzerinden konuşmaya gayret ediyorum. Hani televizyon programlarında aynı tarzda tartışma olursa güzel olur ama bazen karşı taraf bununla ilgili söyleyecek bir şey olmadığı zaman daha çok oyun bozmaya, konuşma aksamını bozmaya, araya laf sokmaya falan gibi senin insicamını bozmaya yönelik hareketler oluyor. Genellikle de benim özellikle iktidar kanallarında böyle bir durum var. Çünkü ülkenin ekonomik koşulları... Heybem dolu olduğu için diyorsunuz. Şöyle, benim doluluğumdan değil aslında. Türkiye şartlarında şu günkü pozisyonları hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan gelinen noktada çok rakamlarla bizimle konuşabilecek durumda değiller. Çünkü oraya gittiği zaman gerçekler üzerinde çok savunabilecekleri bir rakam olmuyor. Ne yapıyor? Ben şimdi ekonomideki işte faizi... Enflasyonu, asgari ücretlerin durumunu böyle koymaya başlayınca ne yapıyor? Beni konuşturmamak için daha çok oyun bozmaya çalışıyor. O da tabii vatandaşları sinirlendiriyor. Enteresan yazışmalar geliyor. Böyle yani böyle devam ediyor. Evet, dolu dolu geçen bir milletvekiliniz var diyelim işin özü olarak. Perşembe Yaylası demişken oradan devam edelim. Özellikle çevreye zarar veren, insan sağlığına zarar veren maden çalışmalarına karşı çok ciddi mücadele eden bir siyasi kimliksiniz. Şu an son durum ne? Aslında siz hep yerel seçimlerden önce de genel değerlendirmeler yaparken de bir fırtına öncesi sessizlik var demiştiniz. Evet. Şimdi o sessizliğin boyutu ne? Bir girişim var mı takip ettiğiniz? Son durum nedir Ordu'da madencilik faaliyetlerine dair? Şimdi buradan halkım beni çok iyi dinlesin. Ordu halkı, Karadeniz halkı. Bu coğrafyanın güzelliklerini, Allah'ın bize lütuf olarak verdiği güzellikleri seven, buna sahip çıkan, çocuklarına miras kalmasını isteyen, Ordu'da sağdan soldan hiç aidiyetini sormadan söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili kimliğimle değil, Ordulu bir vatandaş olarak, bir vatansever olarak konuşacağım sizlere. Kimliğime, kişiliğime bakarak değil. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, değerli hemşerilerim, seçimlerden önce bir tehlikeyi arz ettim size. Dedim ki birçok maden alanı ile ilgili yapılması planlananlar hepsi geriye çekildiler, köşelere saklandılar, masa altlarına girdiler. Çünkü bunun iktidara zarar verebileceği düşüncesiyle görünür olmaktan biraz görünmeyen alana çekildiler. Daha sonra seçimden sonra hepsi ortaya çıkacak demiştim. Kez aynı dediğim gibi oldu. Şimdi bir de doğrudan kalbimizin ortası diyebileceğimiz Perşembe Yaylası gibi dünyanın 8. harikası diyebileceğimiz o Menderesler'in olduğu o muhteşem coğrafya
Yani oraya gidip görmeyen Ordu'dan insan yoktur. Yani defalarca gidenler. Ya şenlik anlamacıyla demiyorum. Gidip orada işte o görselliğe kendini kaptıran insanları. Rüya gibi bir yer yani o Menderesler. Ve dünyada böyle başka bir yer yok. Türkiye'de değil bakın. Ya hangi zihniyet, hangi düşünce gelip de oraya o kazmayı vurup oraya o gördüğünüz Fasa'daki gibi, İliç'teki gibi o yarayı açıp kocaman ve sularını kirletecek, çevresini kirletecek bu siyanür ve diğer ağır metal zehirlemelerine nasıl kıyabilir? Ama kıyan kıyıyor. Fakat bu kıyıma, bu zulüme asla geçit vermeyeceğiz. Bu işi sakın olmaz. Efendim burası da böyle bir cennet vaha, buna hükümet izin vermez falan demeyin. Bakın buradan uyarıyorum. İktidar kanadından gelen uyarılar da var. Bakın kendisi söyleyemeyen arkadaşlar, Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlar bize daha çok bilgi aktarıp... Ha, ama bir görüşme halindesiniz değil mi? Şöyle hani benim hükümet iktidarla değil, Çevre Bakanlığı, ÇED süreçleri, oradaki bürokrasiyle görüşmelerim var. Ama onlardan bilgi kolay sızmıyor. Fakat hani... Ehli namus dediğim, vicdan sahibi olan AK Partili siyasetçiler de var. Milliyetçi Hareket Partisi siyasetçiler de var. Şunu diyorlar ama, Mustafa biz ses çıkaramıyoruz ama bak burada bir şeyler olacak. Buraya ne olur sen yaparsan sen. Bu çok üzücü sen, bir şey değil mi ülkemiz adına? Şöyle ben de espri yaptım açıkçası. Şöyle yani ben size mi vekillik yapacağım, millete mi vekillik yapacağım diye deniyorum. Niye siz konuşmuyorsunuz? Mesela ben şunu açıkça söyleyeyim Meltem. Eğer benim genel başkanım veya benim partimin yönetimi Mustafa bu konuda konuşursan sıkıntı yaşarsın dese bana, mesele Perşembe yaylasıysa, mesele Fassa'ysa, yukarı tepeyse, mesele buradaki insanların fındığıysa, alın teriyse, ben burada durmam. Beni kimse durduramaz. Ne Kemal Kılıçdaroğlu durdurabilir, ne Özgür Özel durdurabilir. Ama ne siyasi de, hayatınız biter. Ne de, belki, ama bakın şöyle, belki sonrasında. O partide biter. İnsanların gönlünde bitmez ki. Zaten benim genel başkanım Özgür Özel de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu istemez benden ama hani isteyen olursa da böyle davranım. Çünkü ben millete vekillik etmeye geldim. Şimdi burada hele ki böyle bir tabloda eğer söyleyecek bir şey olan var da söylemiyorsa, kıyından köşesinden kaçıyorsa, siyaset adına aralarda dolanıyorsa, ben o yüzden açıkça söyledim. Vatan haindir ya. Çünkü buna engellemek her vatandaşın görevi. Çünkü burası hepimizin mirası. Vatan dediğimiz şey sadece dört çerçeve işte belirli toprak parçası değil. Bizim mitinglerde bağırdığımız, milliyetçilik yaptığımız vaha değil. Vatan dediğin işte orası yani Menderesler. Vatan dediğin ağaç, vatan dediğin su. Yani burayı da bir vatan gözüyle gördüğün zaman ki vatan orası. O zaman kim oraya sahip çıkıyorsa vatansever, kim ona büyük bir zulüm ve işgal olacaksa, durmuyorsa, söylemiyorsa da vatan haini diyorum. Niye? Çünkü bu işgal yapan yabancı karteller. Seni gelip torpağını işgal eden, suyunu zehirleyen. Ya senin Menderes çayındaki suyunu zehirlemekle çocuğuna direkt zehirli su vermek arasında bir fark yok ki. Şimdi çocuğun riskli bir su içse, şu suyun içerisinde bir şey, içirir misin çocuğuna? Bu toprakta bulunduğun bahçeye zehirli kimyasal atmaya kalksa birisi izin verir misin mesela? Burası hepimizin ortak alanı. Burası birimizin bahçesi değil ki yani. Burada savunma yapacaksa buraya topyekun savunma yapmamız gerekiyor. Bu yüzden buranın ülkücüsü, devrimcisi yok. Buranın sağ solu yok. Buranın mütedeyyini yok. Bu tarafın cumhuriyetçisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yok. Burada vatandaş olarak kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada her orduluya burayı savunmak düşüyor. O yüzden söyledim ben. Evet. Dedim ki bakın, böyle bir niyeti olan varsa ordulunun, Aybastan'ın ve Mustafa Adıgüzel'in cesedini çiğnemeden oraya bu kazmayı vuramazsınız. Çünkü niyetleri kötü. Bu mücadeleyi topyekun vermemiz lazım. Bakın ben buradan herhangi bir sadece AK Partili'yi eleştirerek veya Cumhur İttifakı'nı, hükümeti eleştirerek gitmiyorum. Kendi tabağımı da dahil olmak üzere. Diyorum ki Cumhuriyet Halk Partili olup da benimle aynı yolda yürüyüp de burada yapması gereken bir şey var da yapmayan da vatan haindir. Bak çok açık konuşuyorum. Evet. Mesela elinde imkan var. Yetki var örneğin. İmkanı var. Söyleyecek sözü var. Mikrofon uzatılan bir arkadaş mesela. Veya bir belediye başkanı imkanı var. Bununla ilgili
tanıtım yapabilir, panel düzenleyebilir, orada konser yapabilir. Yani benim belediyem. Sahip verilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Benim belediyem mesela, evet. Diyelim ki benim siyasetim. Sadece AK Parti siyaseti, Cumhuriyet İttifakı'nın kastetmiyorum. Herkesten topyekun yardım beklediğimize göre bunu yapmıyor da, bunun kenarından kaçıyorsa, aman ben hükümetle çatışmayayım, aman ben yolumu bulayım, ben işte belediyeyim, hani ben herkese gülücük atayım. Bu yaklaşım varsa o da vatan haindir. Bu işe sahip çıkacak kardeşim. Memleketin meselesi, sahip çıkmak için biz buradayız. Biz bu siyaseti kendimizi bir yere getirmek için değil, evet, memleketi bir yere getirmek için, işte Perşembe Yaylası'nı kurtarmak için, kendimizi kurtarmak için değil, hastayı kurtarmak için. Buraya sahip çıkmamız lazım. Ben yani bu Altın konuda, Ordu'nun da, Ünye'nin de, Fatsa'nın da, Gülyalı'nda, bütün hepsinin sorunu aslında o Perşembe'deki. Çünkü ya bu havza maden, bizim tepemiz ya. Hı hı. Yani Menderes, yani Aybaslı, Vaha oradan çıkan, Bolaman'dan aşağı geliyor, oradan çıkan, öbür taraftan Ünye'den aşağı akıyor. Yani bütün, evet, bu tepenize konulan zehir, siyanür ve diğer ağır metaller aşağı doğru bu şey, sahil şehrindeki altın odyada, Fasya'da, Ünye'de geliyor. Hepsine geliyor yani. Bizim Erzincan, İliç'te örnek olacak şekilde. Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeyim. Acı olaylar Ordu'ya yaşadık. Ordu'ya planlanan alan İliç'tekinin 8 katı. Yani Ordu'nun %74'ünün maden alanı olduğunu ve Türkiye'de bu konuda Gümüşhane'den sonra ikinci sırada geldiğini düşünürsek, benim bütün belediye başkanlarımın, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler olmak üzere, çok net bir duruş göstermesi lazım. Ben o yüzden seçimlerde dedim ki kardeşim, Büyükşehir'e aday olan insanlar, kim aday oluyorsa, maden konusundaki politikasını halka söylemek zorunda. Ben şunu yapacağım, yani ben tersten okuyayım. Eğer Ordu'daki belediye başkanları, başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere, kendi alanlarında maden alanı açılmasına eğer imza atmazsa Meltem, onu yapmak mümkün değil. Bak çok net konuşuyorum. Benim belediye başkanlarım, hı hı, 19 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanı, eğer madenle ilgili o son imzayı, kendine ait belediye mücavir alanındaki imzayı atmazsa oraya kimse kazık çakamaz. O yüzden Perşembe Yaylası ile ilgili de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve Aybaslı Belediye Başkanı'nın kesinlikle duruşlarının çok önemli dik durması lazım. Dik durması lazım. Eğer Hilmi Güler izin vermezse Perşembe Yaylası'ndaki şey kimse yapamaz. Ama Hilmi Güler izin verirse de, Çevre Bakanlığı izin verirse de, ben esas oranın sahibini halk gördüğüm için Aybaslı'daki Perşembe Yaylası'nın hakkını, hukukun sahibi Aybaslı'da, Ordulu'da, tüm Türkiye'de. Orası sadece Ordu'nda değil, Türkiye'nin bir mirası. Ya bana bakın, ben buradan uyarıyorum. Sadece ben halkımızı bilgilendirmek için bunu söyledim ama bir de bu işe niyetlenenleri uyarıyorum. Siyasi olarak arka çıkacak olanları da, o firmayı da uyarıyorum. Bana bu telefona günde en az 15-20 tane bu çalışmadan sonra mesajlar geliyor. Nereden geliyor? Bakın söylüyorum. Avustralya'dan geliyor. Almanya'dan geliyor. İngiltere'den geliyor. Ben Türkiye'dekini söylemiyorum ha. Bize düdük çal, biz oradayız. Bak. Biz uyarıyorum bakın. Kötü bir senaryoda sizce, diyelim ki siyasi irade, yetkili bürokrasi izin verdi. Toplumsal olarak dik durulabilecek, kesinlikle, bir yanlış önlenebilecek mi? Hani bunu şu yüzden sordum. Ordu bu konuda çok başarılı değil aslında. Hani bu biraz siyasi konjonktürden kaynaklanıyor. Mesela Ordu'da değil ama. Belki de o siyasi konjonktürü de cesaret veren, biraz bu toplumsal birlikteliğin çok ciddi bir güç olacak şekilde sağlanamamış olması. Geçmişte de buna örnek olacak olayların gerçekleşmemesi nedeniyle biraz daha cesaretli davranabilir mi? Bununla ilgili bir iyi bir de kötü söyleyeyim. Şimdi kötü söyle. Kötü derken önümüze göre demiyorum. Geçmişte şöyle. Ordu'da tabii siyasi iklim biraz sağ seçmenin ağırlıkta olduğu bir yer oldu. Son dönem için konuşuyorum. Tabii sağ seçmeninde biraz hani devletle çok çatışmayalım. Hı hı. Hani biraz daha böyle uysal şey vardır. İtiraz şeyi fazla yoktur kültür, yani sol seçmene göre. Öyle bir eksimiz var. Ama orada şöyle de bir artımız var. Özellikle Fasa'daki siyanür işletmesinden ve Ulubey'deki o girişimden sonra bizim de tabii burada hiç kendimi de şey yapmayacağım. Benim ben de büyük çabalarımdan sonra ciddi bir bilinç arttı. Yani mesela biz yere halk Fas'taki ilk gün mücadelede 5 kişiyken Ulubey'de 5000 kişiye çıktık. Yani ben orada ilk gün sanıyorum yaz ayıydı 2015, mücadele ederken biz parti olarak gitmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve sivil toplum örgütleri
Fas'taki siyanür alanı yukarı tepeye. Ya oradaki itiraz edenlerin %99'u bizimle beraber dışarıdan gelen insandı. Yani köylüden diyebileceğim 4-5 kişi yoktu Meltem o gün. Yani hatta beni Ordu'daki diğer bir yerel kanal o gün oradaki mücadelem dolayısıyla terörist olarak yakıştırmıştı. Şimdi o teröristin kim olduğunu hep beraber gördük. Bakın terörist oradaki orayı işgal eden insanlarmış. Çünkü orayı mahkeme daha sonra kapattı ve Mustafa Adıgüzel haklı çıktı. Siz bana o gün iftira attınız. Ben halkımın hakkını savunuyorum, toprağımı savunuyorum diye. Bugün ben Perşembe Yarası'nı savunurken görün eğer o kanalın veya temsil ettiği iradenin işine ters geliyorsa gene bana terörist diyecekler. Ama bin defa deseler ben yine savunacağım. Çünkü bu halk beni 10 sene sonra kahraman olarak görecek, terörist olarak görmeyecek. O yüzden beyefendilerin kimin bana terörist dediğini de ben halkımın beni nasıl gördüğüne bakarak yol alıyorum. Bugün de bununla ilgili haklı çıkmanın onurunu yaşıyorum. Onlar da yaptıkları bu iftiranın veya kara propagandanın rezilliğiyle baş başa bırakıyorum. Dolayısıyla ben Fas'ta haklı çıktım. Ulubey'de o 5 kişi 5000 kişi oldu. Şimdi daha yükselen büyük bir itiraz var Ordu coğrafyasına. Bunu umutlu görüyorum. Örnek vermeye gelince Çanakkale'deki Kaz Dağları direnişini örnek vermek istiyorum. Kaz Dağları'na bir kazma vurmaya kalktılar. Fas'taki bir yapamadan engellendi. Biz o gün orada 15 bin kişiydik. Ben de vardım. Ama o gün kimler vardı biliyor musun? İzmir'den, Manisa'dan, Balıkesir'den, Kırklareli'nden, Edirne'den her taraftan koşmuş gelmişlerdi. Ve orada o tel örgüleri yıkıp vatandaş geçerek karşı taraftaki iş makinelerini durdurarak onu temelli oradan kaldırdılar. Bir daha da oraya giremediler. Yani eğer burada Hilmi Güler bu işe izin vermeye kalkarsa, eğer buranın siyasileri bu işi durdurmak konusunda ön ayak olmaz da hükümet buraya bu işe şey verirse o zaman vatandaş gelecek sahip çıkacak. Ben Ordu halkının, Aybastı halkının bu işe hayır dediği yerde bu işi kimsenin asla yapabileceğini düşünmüyorum. Yapmaları mümkün değil. Biz de onların önünde yürümeye böyle bir konuda onlara set olmaya ve önder olmaya hazırız. Süre çok hızlı geçiyor. Aslında sizin için kısa tutmak istiyoruz. Çünkü ulusal bir kanalda yine programa katılacaksınız ama siz kendinizi ayarladığınız şekilde birkaç soruyu daha hemen araya da sıkıştırmak istiyorum. Keza Ordu'nun sıcak gündemleri var. Hani hep sorduğumuz fındık gündemini geçecek olursak bir futbol vardı. Ordu Spor, siz de yine orada samimi görüşlerinizi dile getirdiniz. Bir şehir 2-3 takım hatta aynı ligde mücadele eden futbolda dahi bir birliktelik gösteremiyoruz ki bu sezonda olmadı. Yani ne gerekiyor Ordu sporların birleşip tek vücut olması için? İşte taraftar birleşelim diyor, siyasi irade birleşelim diyor ama bir türlü Ordu futbolda da birleşmiyor. Siyasiler olarak siz olayın ne tarafındasınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Niye olmadı bu senede? Şimdi burada tabii bir kanun mevzuat ve maalesef kötü bir yönetimden sonra tamamen borçla boğuşan ve borca batmış daha önceki Ordu sporumuz, esas efsane Ordu sporumuz. Arkasından onu oradan tabii mali yükten kurtaramayınca bir çözüm olarak yeni iki tane Ordu spor daha kurularak onların üzerinden getirilmeye çalışıldı. Ama onlar da 3. ligden maalesef yukarıya taşınamadı. Tabii böyle parçalanmış Ordu gibi yerlerde tek bir takım olup onun üzerinden güçlü yürümek daha önemlidir. Hani İstanbul'da 2-3 takım taşınır yani. Trabzon bile bakın Süper Lig'de tek takımla yani o kültüre rağmen, spor kültürüne rağmen. O yüzden Ordu'da bu birden çok takımı hem taraftar yükü açısından hem de finansman açısından taşıma şansı yok. Bunun tek takım olarak başarıya daha kolaylayacağını düşünüyorum ben de. Tabii bunu birleşme konusunda ben biraz bu konuyla ilgili aslında sorumluluğum da var. Çünkü ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin spor komisyonu üyesiyim ve de spor komisyonunda da CHP'li üyesiyim. Yani CHP'nin sporla ilgili konularını öncelikle yürütüyorum ve geçen dönemde çıkarttığımız spor yasası, spor kulüpleri yasasının da aslında mutfağında çalışmış birisiyim. Dolayısıyla oraya bir madde koymuştuk biz. Kulüplerin birleşmesi diye. Ben o kulüplerin birleşmesi maddesini oraya koyarken bunu çalışırken Ordu Spor'u hayal ederek koyduk oraya. Tabii başka illerin de benzer sorunları vardı. Birleşme şartlarını oluşturarak bunu mümkün hale getirdik. Yani şu anda iki tane 3. ligdeki iki Ordu Spor'umuzun ve de amatördeki Ordu Spor'un birleşme şartları oluştu. Yani o yasaya dayandırdık bunu. Fakat sorun özellikle amatördekini birleştiği zaman
tabii yüklerine, bütün borçlarına sahip çıkmak gerekiyor. Diğerinin de sahip çıkması gerekiyor. Çünkü tarihini alıyorsunuz, kültürünü alıyorsunuz, amblemini alıyorsunuz, her şeyi alıyorsunuz ama borcunu da almak zorunda kalıyorsunuz. Bununla ilgili şöyle bir çözüm söz konusu. Şimdi tabii kendi borcunu ödeyemiyor ya. UEFA ile yapılan görüşmelerde Ali Düşmez, Futbol Federasyonu As Başkanı, ben kendisiyle de görüştüm. Profesyonel lige çıkana kadar borçlarıyla ilgili bir yaptırıma uğramaması konusunda UEFA ile bir görüş birliğine varılmış. Şu anda amatördeyken o yüzden borçlarla ilgili bir şey yapılamıyor. Çünkü zaten kazandığı bir şey yok. Profesyonel olup da bir kendi kendine dönen bir sermayesi olduğu zaman bu borçların ödeyebileceğini düşünüyor. UEFA bu konuda şimdilik ses çıkartmıyor. Aslında böyle yazılı bir kural olmamasına rağmen bunu da görüşüp sağlayan Ali Düşmez Futbol Federasyonu'ndaki. Tabii bir önceki valimiz de bu konuyla ilgili bazı çalışmaları yapmıştı. Onun üzerinden de yürüttüğünü ben biliyorum. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Profesyonel lig dediğiniz üçüncü lig. Üçüncü lige geldiği zaman o borçları yine ödenmesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Süper Lig'deyken yaptığınız transfer ve harcamanın boyutlarını 3. Lig'deki bir takımın kazanımıyla ödeme şansınız yok Meltem. Yani Süper Lig'den aşağı düşmüş bir takım çok o kadar büyük yüklere giriyor ki çünkü futbolcular çok pahalı. Yani oradaki harcadığınız miktarlar çok daha pahalı. Dolayısıyla oradaki bir de kötü yönetim... Bu vergi affı gibi affı olmuyor mu bunlarda? Affı olmuyor. Maalesef şöyle bir şey getirilebilir. Benim düşüncem oydu. Geçen sizdeki spor programına katıldığımda. Bunu profesyonel lige çıktığında 3. lig profesyonel lig sayıldığı için orada değil de daha yukarıda. Mesela 1. lige çıktığında tahsil. Kendi kendine dönmeye bu borçları ödeyebilecek seviye çıktığında tahsilatı yapılacak şekilde. Tabii bunu da yasal düzenleme yapmak gerekiyor. Benim önerim şu oldu. Bu mimarı olduğumuz spor yasasının altına bir ek madde koyarak Süper Lig'de daha önce yer almış büyük borçlar ve kötü yönetimle alt liglere düşmüş ve şu anda borçlarını ödeyemeyen kişilerden hem şehir ceza görüyor hem de o borçların alacakları ceza görüyor. Şehirde bu bir kültür, bu bir miras. Orospor ayrı bir efsane. Her ilin böyle takımları var. Bütün bunları tespit ederek kaç ilde var? Mesela Van'da var biliyorum, Sakarya'da birkaç yerde var. Tespit edelim. Bunlara birinci lige çıkana kadar, Süper Lig'e demiyorum, Süper Lig'in bir alt ligine çıkana kadar borçlarıyla ilgili bir yaptırım uygulamayalım. Ona çıktıktan sonra bu borçlarını yapılandırarak hem de alacaklarına bunu ödeyecek bir opsiyon geliştirelim. Bunu bir yasaya düzenlenen bir maddeyle koyabiliriz diye. Bu konuyla ilgili sadece UEFA'nın bir itirazı var. Çünkü UEFA'da bu tür hani bir de uluslararası düzeyden kanunlar var uymanız gereken. Yani orada bu kanunları tabii biz çıkaramadığımız için Avrupa'daki UEFA'nın ait olduğu birimlerdeki biz Türkiye kısmını çözüyoruz ama oraya da olan borçlar var. O kısmını da devletin araya girerek UEFA ile ilgili olan yaptırımları da kendisi belki karşılayarak devlet bütçesi üzerine bunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi buradan tabii ilk defa sizin kanaldan söyleyeyim. Ben bu konuyla ilgili biraz da yol aldım. Spor Bakanımız Aşkın Bak'la görüştüm. Osman Aşkın Bak, evet. Aynı zamanda Futbol Federasyonu'nda yetkililerle de görüştüm. Çalışıyorlar şu anda. Önce bir şeyleri çıkarın dedim ben. Türkiye'de kaç takım var böyle? Sadece ordu için değil. Evet, hani birinci ligden, başka yani Süper Lig'den düşmüş, borç yüküyle baş başa bırakılmış. Evet, bunların hepsini bir sayısal olarak bize çıkarın, getirin. Ve bunu yasal olarak ne yapalım? Hukukçulara baktırıyor Spor Bakanı. Ben de kendi hukukçularıma, bizim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde spor hukukçuları var. Evet. Bizim spor hukukçularının verdiği bana ilk rapor olumlu. Bunu borçlar kanunu üzerinden ve spor yasasına ekleyeceğimiz madde üzerine olabileceğine dair çok olumlu bir raporları var. Ben Spor Bakanlığı'ndaki ve Futbol Federasyonu'ndaki tarafını da özellikle Futbol Federasyonu'nun seçimleri olacak Avrupa Kupası'ndan şampiyonasından sonra. Evet. Ondan sonra bu işe biraz hız vereceğiz. Yani Orduspor ve Orduspor'u sevenler bizden haber beklesinler. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu işin ben eğer iyi niyet konulursa olabileceğini düşünüyorum. Bundan diğer o illerdeki benzer takımların taraflarını da illeri de arkamıza alırsak ki o çabanın içerisindeyim, temas halindeyim. O zaman bu işi daha kolay yaparız. Meclisteki partilerle de ben görüşeceğim. Yani bunun bir altyapısıyla ilgili ciddi çalışma yapıyoruz. Bunu da
bilgisini vermek istedim. Evet, inşallah da olur. Ordu'nun böyle bir açlığı var, hasreti var. Futbolda da tek vücut olmaya, sizin de bahsettiğiniz gibi efsane Ordu Spor günlerini yaşamaya hasreti var şehrin. Bir iki başlığım daha var, hızlıca sıkıştırmak istiyorum. Bir tanesi yine sizinle haber olarak da bu konuyu konuşmuştuk. Siz özellikle eski otogar alanıyla ilgili bir açıklama istemiştiniz kamuoyuna. Çünkü orada ne oluyor, nasıl bir proje yapılıyor bilmiyoruz. Bununla ilgili kamuoyu aydınlatılsın. Gerekirse biz konuyu hatta yargıya bile taşımaya hazırız evet, demiştiniz. Size bir cevap geldi mi? Hayır. Bir cevap geldi. Yani orada ne yapılıyor? Ya şimdi hala tabii bu cevabın gelmemesi de burada normal şeyler yapılmadığını gösteriyor. Hı-hı. Yani hala seçimden önceki yönetim anlayışının aynen devam ettiğini görüyoruz. Yani defaatle de uyarıyoruz. İyi niyetle uyarıyoruz. Medyadan eleştiriler geliyor ve burayla ilgili şehrin tam göbeğinde Ordu halkının bilgisi haricinde bilgi vermeden, anlatmadan da bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bilmek istiyoruz. İki sebeple bilmek istiyoruz. Bir, şehir bizim şehrimiz. Görüntü açısından arkasında bir sürü bina var. Hepsinin hakkı hukuku çiğnenecek. Oraya yapacak olan şey. İki de yapılan harcamayı, gelir gider meselesini halka söylemek zorundayız. O para benim param çünkü. Halkın parası. Yani burada neyin karşılığında ne yapıyorsunuz? Alışverişin boyutu nedir? Aradan ödenen bir, biliyorsunuz, bir meblağ var. O meblağın önden ödeme yapıldığı söyleniyor. Bu anlaşmanın neresinde yazıyor? Buranın teknik şartnamesi ne içeriyor, değil mi? Bunu bilmesi lazım orada halkının ya. Ya çok basit bir şey soruyorum. Yani ben bir milletvekili olarak millet adına sorduğumda cevap alamıyorsam vatandaş nasıl alacak? Aslında bunu sormaya bile gerek yok. Şeffaf bir belediyenin çıkıp demesi lazım ki ben Ordu'nun tam ortasında şöyle bir şey yaptırıyorum. Bunun da anlaşmasını şöyle yaptım. Hı hı. Şartları da bu. Açık açık. Hani ihaleleri şeffaf yapan, canlı yayında yapan belediyecik anlayışından şurada ne yaptığını söylemeyen, hatta sorduğun halde söylemeyen, kamuoyunu aydınlatmayan bir yapı var. Yani burada eğer konuşmadıkça onlar, burası daha da kirli bir alana dönmeye başladı. Yani bununla ilgili ben bir an önce açıklama bekliyorum. Eğer bu açıklama hani olmazsa belki önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir birebir görüşmeyi de düşünüyorum açıkçası belediye başkanıyla. Evet. Biraz finansman demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yerel seçimlerden sonra kazandığı başarıdan sonra diyelim kendi belediyelerini de kendisinin denetlediği bir mekanizma oluşturacağını söylemişti. Evet. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Tabii, hani siz aktif sahada olduğunuz için özellikle şunun için sormak istedim. Şimdi tasarruf tedbirlerinin de uygulandığı bir dönemdeyiz. Hani parti ayrımı gözetmeksizin belediyelerin de çok ciddi bu tasarruf tedbirleri karşısında zorlanacağı ifade ediliyor. Sizin ayrıca kendi belediyelerinize yönelik işte tavsiyeleriniz var mı? Ya da mevcutta neleri inceleyecek Cumhuriyet Halk Partisi? İlk başta festivaller gibi görünüyor. Yani bunlara bir kısıtlama getirmeyi düşünüyor mu Cumhuriyet Halk Partisi? Ya da bir öngörü, bir telkinde bulunacak mı? Bu tasarruf tedbirleri var. Ya da bu denetleme nedir yani? Var detayı? Şöyle, bu sistem kuruldu. Daha hı hı. Seçim olmadan kuruldu, onu size söyleyeyim. İki şey var. Denetleme, skorlama. Denetleme özellikle yapılan harcamaların hani halkın yararına olduğu düşünülmeyen, biraz tasarrufa uygun olmayan, özellikle bugünkü ekonomik koşullarda harcamaların denetlendiği, bir zaten şablon çizildi. Genel merkez gönderdi. Hı hı. Şunlar şunlar, ağırlama, uğurlama, bu işler yapılmayacak diye bir liste zaten gönderdi. Onun sağlandı. Skorlama da şu, ben koydum o ismi. Öyle bir hani genel merkezden gelen de skorlama yok da. O da şu, başarı konusunda değerlendirme. Mesela her belediye kendi anketini kendi yaptırıyordu. Tabii çok şeydi, sipariş anketlerdi. Çünkü yani 50 çıkacak yeri 70 de çıkarabilirsiniz yani. Dolayısıyla bu anket çalışmalarını toplumdaki iz düşümünü genel merkez bakıyor, denetliyor. Yani geriye düşen, yol almayan belediyelerin de uyarıldığı bir sistem, kendi iş denetimimizi kuruyoruz. Yani bir yandan hani yapması gerekenleri, bir de belediyeler arasında daha sık görüşmeler yaparak özellikle tecrübeli belediyelerden diğer belediyelerin faydalanmasını istiyoruz. Mesela ben Kabataş, Çamaş ve Gürgentepe belediyelerimi, arka kırsaldaki 3 yeni belediyemi Mansur Başkan'la görüştürdüm. Genel merkeze götürdüm, genel merkeze görüştüm. Dün de yine diğer milletvekilim Seyit Torun'la beraber
Ekrem İmamoğlu'na gittiler, onunla görüştüler. Onlardaki tabii ekiplerin tecrübelerinden, varsa imkanlarından faydalanmalar için. Bu eşgüdümü belediyeler de, arası bir dirsek tabii teması, ki, tabii ki. Yardımlaşma. Yani bunu zaten sözünü verdik biz. Meltem, ben bütün meydanlarda dedim ki mesela sen Leyla Başkan'ı seçin, ben ona bütün Ankara'nın, İstanbul'un imkanlarını sunacağım. Hatta unutmuyorum, Kabataş'ta dedim ki, bir kolunda dedim Bülent Başkan'ın Mansur Yavaş, öteki kolunda dedim Ekrem İmamoğlu koyacağım dedim. Bunun sözünü verdik. Dolayısıyla bunu yerine getirmemiz lazım. Ben başaracaklarına inanıyorum. Hakikaten iyi niyetliler çünkü. Önemli olan iyi niyet. Tabii ki herkesin eksiği olur, yanlışı olabilir. Ama eğer özünde iyi niyetli hizmet etme gayreti varsa o şekilde pozitife döner o. Yani vatandaş da bunu anlar. Herkes yardımcı olacak. Eksiği ona söyleyecek, ona yetişemediği de bana söyleyecek, ben ona dönüp söyleyeceğim. Yani bu eksiklerimizi biz kendi içimizde de söylemeye çalışıyoruz. Aslında ben AK Parti'nin yönettiği belediyeye de aynısını yapıyorum. Sadece onlardan bu iyi niyetli uyarılarımızı ciddiye almayan ya da işine geldiği için dinleyenler acı kulağını çekiyorum. Yani böyle çalıştığımız belediyeler oldu ama onlarla sonradan da gene barıştık. Bana ziyarete de geldiler. Ben onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani şu belediye bu belediye demiyorum ben. Ya buradan şu halkım, herhalde süremiz bitiyor galiba. Evet, süremiz bitiyor. Halkım şunu bilsin. Mustafa Adıgüzel biraz tabii çıktığı kanallarda kendi fikirlerini ifade ederken biraz sert konuşabilir. Yüzü biraz hani size çok sempatik gelmem ama tekrar söylüyorum. Özellikle bu Perşembe yaylası maden istilasında fındık gibi emek hakkında, alın terinde, orada adına ne varsa balda, arıcılıkta sizin hakkınızı savunurken kesinlikle herhangi bir siyasi partinin üyesi olarak değil, ordulu kimliğiyle mücadele ediyor. Bunu zaten bilenler, iyi niyetle görenler görüyor. Tekrar söylüyorum, samimi bir öfke, sahte bir gülücükten, sahte riyakar bir gülümsemeden çok daha evladır. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Güldüğüm de samimi, öfkem de samimi. Peki, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Sayın Doktor Mustafa Adıgüzel ile birlikteydik gündemde. Sıcak ordu gündemini konuştuk. Kendisi yine yorumlarıyla ulusal kanallarda bu gece yer alıyor olacak diyerek TV2 ekranlarındaki gündem programına veda ediyoruz efendim. Bir başka gündem programında farklı konu ve konuklarla yeniden buluşana dek hoşçakalın.